Stacklands geçenlerde keşfettiğim çok tatlı bir oyun. Yani şu grafiklere bakıp sevmemek mümkün mü? Ekranda görüyorsunuz kartlar var. Bu kartlar çeşit çeşit abi. İnsan var. Mesela adamı ağacın üzerine götürünce adam orada çalışıyor ve sonra odun kartı düşürüyor. Tamamen olay bu. Yemek kartları var işte. Berry var, apple var, muz var, kurabiye var, simit var. Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Her günün sonunda da elindeki insanları doyuracak kadar yeminin olması gerekiyor. Bir insan için iki berry gerekiyor mesela. Bir gün başladığında ilk iş yemekleri hallediyorsun. Ölüyorlar yok. Ondan sonra taştır odundur diğer işlere geçersin. Oyundaki ilk izlenimim şu şekilde. Tek oturuşta bağımlısı olup bitirebileceğiniz bir oyun. İnanılmaz zevkli. Bir yandan köylülerin yemekleriyle uğraşıyorsunuz. Bir yandan da gelişmeye çalışıyorsunuz. İşte kütükleri tahtaya çeviriyorsun. Taşla demirle birleştirip ahır ev falan yapıyorsun. Hatta bir noktadan sonra o kadar kart oluyor ki düzenlemeniz gerekiyor. Oyunun topluluk kısımlarına girerseniz manyak şeyler yapan insanları görürsünüz. İşte otomasyon gibi orada üretilip başka bir yere stekleniyor falan. Bir yerden sonra böyle mecbur bir düzen yapmak gerekiyor. Benim oyun hakkındaki görüşlerim oldukça olumlu. Yani eğer eksik bulmak için kendimi zorlarsam şunu derim. Canavarlar, tavşanlar falan geldiğinde kartların falan yerini değiştiriyorlar. O inanılmaz sinir bozucu. Onun dışında mükemmel bir oyun bence. Bir de şunu da söylemem lazım. Ben oyunu eskiden 6 saatte bitirmiştim. Ama şimdi yeni güncellemeyle neredeyse eski oynadığımın 2 katı kadar kart gelmiş. Size muhtemelen daha uzun bir oynanış süresi sunar. Teknik özelliklere gelirsek oyunun güncel fiyatı Steam'de şu an 10.5. İndirimde 8 8'e kadar düşüyor. Oyun size de çok tatlı geldiyse ve daha önce izlemediyseniz bir yerden kesinlikle bakın derim. Sistem gereksinimleri de ekranda. Zaten 2D bir oyun, yani ne kadar sistem isteyebilir ki yani. Ama adettendir, koyuyorum. Oyunun giriş ekranı bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi çok tatlı. Başlangıç için kartlarımız var tabi. Bir köylümüz, bir berry bushumuz, bir coin'imiz var. Coin önemli. Önce köylüyü berry bushun üstüne götürüyoruz ki buradan berry üretelim. Bir sonraki gün için yemek çıksın ilk önce. Berimiz geldi. İki beri yeterli oluyor. Şimdi rakın üzerine gönderiyorum. Ve stone'umuz da geldi. Wood ve stone'u kullanarak bir şeyler yapabilirim şu anda. İki tane de stone oldu. Böyle stackleniyorlar. Ben eğer mesela stone ve wood'u satarsam 2 coin'im olur. 3 coin'le de yeni bir başlangıç satın alabilirim. Yine kart açılışı. İki tane berry bushumuz var. Bir tane tree'miz var. Tree'ye koyalım. Odun modun alalım bari. Ben bu elmayı satacağım. Gün bitti. Gün bitince bütün köylüleri beslemek gerekiyor. İki berry'sini yedi. Ve yeni bir güne başladı. Sol tarafta benim daha önceden açtığım binalar var. Buradan mesela iki tane tahta, bir tane coin'i birleştirirsem coin sandığı yapabiliyormuşum. Gördüğünüz gibi bu kendiliğinden coin sandığı olacak. Ben de o sırada şunları satıp köylüm için başka bir daha satalım. Yapacak iş bulmam gerekiyor köylüm için. Mesela tree çok güzel bir iş. Hem odun veriyor hem çubuk veriyor, ona kalmış. Mesela berileri de yanına koyarsam bu çıktığı gibi bunun üzerine stacklenecek. Aynen. Diyelim ki ben beri satmak istedim. Coin'im var ve bu coin'ler mesela yeri geliyor 100 tane falan coin'in oluyor. Coin'ler alıp coin chest'e koyayım. Mesela burada bir tane coin'im var. Bu paraları tutma sandığı işte. Bunu mesela gidip bunun önüne koyarsam çıkan paralar direkt chest'e gidiyor. İkinci gün de bitti. İki berisinde yedi ve devam ediyoruz. Dört tane koyun da bu sefer başka bir şey alacağım. Ve stick çıktı. Steam fiyatı 2 altın. O yüzden bence değerli olduğu için bunu satacağım. Animasyonlar falan çok güzel. İnanılmaz tatlı duruyor. Berileri birleştirelim. Beri buştan devam edelim. Berileri satabilirim ben. İlk oynadığınızda şu üst kısımlar kapalı oluyor. Normalde onları keşfetmek için de ayrı işler yapıyorsunuz. Ben daha önce keşfettiğim için ne yapılacağını biliyorum. İlk oynayan birisi için bu ayrı bir heyecan verici oluyor. Şu berilere ihtiyacım yok. Yeni kart açılışı. Ve kaya geldi. Kayadan devam edelim. Biraz stone çıkaralım. Eğer mesela benim gibi kartların nerede olacağını milimetrik olarak takıntılıysanız bu gerçekten sizin için çok zor bir oyun olabilir. Mesela sol taraftan bakalım ne yapabiliriz. Bir tane ev yapalım. İki tane tahta, bir taş, bir de köylü gerekiyormuş. İki tahta, bir taş,
Sen gel buraya. Şimdi evimiz olacak yaklaşık 30 saniye sonra. Bu arada şunu anlatmadım. Sağ üstte kart limitimiz var. 20 karttan fazlasını taşıyamıyoruz. O yüzden gün bittiğinde 20 karttan fazlaysa bazı kartları satmamız gerekecek. Kart limitini de arttırmak için farklı şeyler yapabiliyoruz. Güzel. Evimiz var. Evde şu işe yarıyor. İki tane köylüyü o eve koyuyorsunuz ve bir süre sonra bebek yapıyorlar. Bakalım başka ne yapabiliyoruz sol taraftan. Mesela Wood'un üzerine villager getirdiğimde bu sefer ilginç bir şey. Bunları kendiniz de keşfedebiliyorsunuz rastgele bir şekilde. Önünüze bilgi kartları da düşebiliyor. Bak bunu yapabiliyorsun gibi. Mesela 4 tane 2 steam var. 4 lira ediyor. 2 tane de biri satarsam artık 10 liralık bir şey alabilirim. Bir kart, yeni kart. Ne geldi? Yemek geldi. Soğan ve et geldi. Onun yanında da bir biri boş. Oldukça kötü bir kart açılışı. Hatta ben bunları satacağım. Yani zarar edeceğim belki ama hiç mantıklı gelmiyor bana. Onun yerine 4 liralıktan daha fazla alacağım. Yes! Villager düşürdük. Başka bir villager. Artık işleri 2 kat daha hızlı yapabiliriz. İnanılmaz mutlu oldum. 2 kişi çalışıyor ve 2 kat daha hızlı. Mesela benim olduğum zaman da şimdi kaç? Bir dakika. Boşluğa basıp durdurabiliyorsunuz. Plan yapmak için bu gerekli mesela. İleride 20 kişi falan oluyor ve her birini aynı anda işletiyorsunuz. O yüzden çok fazla durduracaksınız. Ben öyle yapıyordum. 2, 4. 4 tane beri kalsın burada. Geri kalanını ben paraya dönüştürüp. Key çıktı. Key bir işime yarar mı şu anda? Hiç sanmıyorum. Direkt satacağım bunu. Başka bir üçlü paket alacağım. Tavşan çıktı. İşte en sevmediğim şey bu tavşan abi. Aynen. Coin chest'imiz de burada. Ya bak. Gördünüz mü? Tavşan kendi kendine hareket ediyor ve mesela belli bir yerde böyle ortaya mortaya zıplıyor ve bütün kartlarınızı dağıtabiliyor. İnanılmaz sinir bozucu. Bu oyunun başlangıç kısımlarına aitti. Oyunun ileriki bölümlerinden birkaç görsel göstereyim. Bu arkadaş manyak gibi para basmış. Aferin. Mesela bu ne yapmış? Sol taraf full yemek ve burada da full tavuk besliyor. Tavuklardan yumurta çıkıyor falan. Gördüğünüz gibi 200 karta kadar çıkmış bu arkadaş. Helal olsun. Kemiklerden insan yapmış adam. Güzel, güzel, sevdim. Kendi oyun düzenini paylaşan bir arkadaş buldum atölyede. Mesela sol üst dövüşmek için sağ üst yemekler. En sağda da hayvan gibi yemekleri var. Yani gördüğünüz gibi oyun oldukça karmaşık olabiliyor ileriki seviyelerde. Bu arkadaş oldukça düzensiz bir arkadaş ve... Bir dakika ne? 20 tane sınırı var ve 141 tane mi? Şuna bak, bir sürü düşman var abi, bunların hepsini kesemezsin, imkanı yok. Bu arkadaş geçmiş olsun abi, cici. Bu arkadaş ölmüş yani. 400 karta çıkanı da ilk defa görüyorum bu arada. Çok güzel, ben bunu şey yaparım. Kapak fotoğrafı yaparım, buna benzer bir şey. Güzel fikir verdi mesela. Oyun az çok bu şekilde, umarım anlatabilmişimdir. Oyun çok tatlı, eksisi yok denebilecek kadar az. Ve fiyata da çok uygun. Yani bence kaçırmamanız gereken oyunlardan bir tanesi. Bunun gibi başka oyunlar da gelecek seriye. Mesela görmek istediğiniz oyun varsa bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben de inceleyecek oyun arıyorum zaten. Güzel bir video oldu ya, ben bayağı sevdim. Altta Discord linki de var. Öyle o zaman. Görüşmek üzere. Bay bay. Kaçtım ben. Şaka maka, oyundaki bütün başarımları da almışım o. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Manyak üstü mü? Lan manyak! Manyak adam, asetler!